Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok iyiyim. Bugün ameliyatın kaçıncı günü? Üçüncü günümüz. Bir sıkıntımız var mı? Yok. Her şey iyi gidiyor. Şu anda çok yok. Güzel. Olacağını da düşünmüyorum. Güzel. Hastanede memnun musunuz? Hastaneden de çok çok memnun kaldım. Tahmin etmiyordum bu kadar olacağını. Gayet güzel. Hastanemiz yeni ama gerçekten memnun etmeye çalışıyoruz. O yüzden şu an için şükür bir sıkıntımız yok. Ameliyat olmaya nasıl karar verdiniz? Siz çünkü kızınız ameliyat olurken çok karşıydınız bu arada ameliyatına. Evet. Ben zaten uzun süredir karşıydım. Ve asla bende olmayı düşünmemiştim. Evet. Kendi açımdan. Benim bazı şikayetlerim vardı. İşte diz protez ameliyatı oldum. Memeden kitle alındı. Ki bir üçüncü ameliyatı hiç düşünmüyordum ama mideden problemlerim vardı. Reflü, özofajit, galiba fıtık da varmış, o da sonra çıktı. Gastrit vardı, bu şikayetlerden dolayı. Yani cazip geldi ve doktora güvendiğimiz için de özellikle başka bir yerde olmayı düşünmedim. Birkaç yerde önerildi bu ameliyat tarzı ve sizi bulduk yeniden. Sağ olun, teşekkür ederiz. Biz de bundan gerçekten onur duyduk. Şimdi burada yeni bir ekip kurduk. Bundan sonra sizin takibinizde diyetisyen ortam bizi, Saadet Hanım takiplerinizi yapacak. Tabii ben takibinizi yapacağım ama diyet kısmını tamamen o yapacak. Burada başka bir sorun yaşamadan inşallah yarın sizin taburculuğunuzu planlayacağız. Başka da ekstra bir şey sorun olursa zaten her an size telefonla ulaşabilirsiniz. Hem sadece tabii. Proteze meşgul ne zaman oldu? Ne kadar oldu? Tam 2 ay oldu. Tek taraftan mı oldu? Tek taraftan. Şu an nasıl yürüyüşünüz var? İyi, fena değil o da. Geçen sene kızınız ameliyat olduğunda diz protez sıkıntınız var mıydı? Yoktu bir anda ama doktora gittiğimde de film falan çekildi. Son aşamaya gelmişlerdi. Evet. Şimdi zaten diz protezi, dizdeki sorunu yaratan şey ne olduğunu biliyorsunuz. Esas kilo. Evet. Kilomuz fazla olduğu için diz protezi olsun, dizlerde sorun olsun. Tüm sağlık sorunlarının ana sebeplerinden birisi kilo. O yüzden şimdi kilo verdikten sonra dizlerinize de rahatlayacağınızı umut ediyoruz. O yüzden inşallah sorunsuz bir şekilde bundan sonraki hayatınıza devam edersiniz. Ay, umarım. Var mı sizin söyleyeceğiniz bir şey bize? Ya ben şunu söyleyeceğim. Ben çok aslında tereddütlü bir insanım. Yani kesin netleşmedikten sonra kararı vermem. Ve bu aşamada bu kararı da verdiğim için şu anda pişman falan da değilim. Evet. Ve daha iyi olacağına da inanıyorum. İleriki günlerde tekrar görüşürüz mutlaka ama emeğinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok sağ olun diyorum. Siz meslek olarak arkadaşlara da. Meslek olarak eczacısınız zaten. Evet. Sağlığı bilen birisiniz. Evet. Sağlığın ne demek olduğunu, ameliyatın ne demek olduğunu, ilacın ne demek olduğunu hepsini bilen birisiniz. Yani bu ameliyat sürecinde bilinçli olarak adım adım ilerlediniz. Bunu ben dışarıdan gördüm zaten. İnşallah bundan sonra da takiplerimize devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Sonra tekrar görüşmek üzere.